Merhaba arkadaşlar. 1 Aralık 2015 Salı günündeyiz. Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Bugünkü videoda mutfağımızın emektar makinelerinden olan bir mikrodalgamız var. Yaklaşık 30 yıllık. Babadan kalma, dededen kalma. Onun tamirini göstereceğiz size. Evet, şöyle gösterelim. Eski, emektar bir mikrodalgamız. Bayağı da ağır, yerinden kalkmıyor. Eskiden bilirsiniz, ağır olan şeyler genelde kaliteli olur. Böyle bir mantık var. Bu eski bir Alman markası. Ama şimdikilere taş çıkartır, hala kullanıyoruz. Sıkıntısı da şu, şöyle gösterelim, çalıştıralım. Şu anda belki tam göremiyorsunuz ama normalde tabağın dönmesi lazım. Tabak dönmüyor. Bu tabağı döndüren bir mekanizma var. Zannedersem onun lastiği koptu. Nereden mi biliyorum? Çünkü yaklaşık herhalde geçen sene tekrar bunu tamir ettim ben. O lastiği kopmuştu. Büyük ihtimalle tekrar koptu. O lastiği yapacağım. Kızım Rabia ile beraber bunu göstereceğiz size. Kızım çekimini yapacak. Bu şekilde. Öncelikle söylememiz gereken bu tarz kendinizin yapabileceği ev aletlerinde tamiri yapacaksanız öncelikle birinci kuralınız emniyet açısından kesinlikle fiş takılı kalmasın. Ne yapıyorsanız yapın, fişi çıkarttıktan sonra işlemlerinize başlayın. Şimdi yavaş yavaş bunu sökmeye başlayacağız. Burayı gösteriyor musun şöyle? Gel şöyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lastik zannedersem sıcaktan erimiş. Buraya yapışmış. Şuradan bir lastik geçiyor yukarıya doğru. Şuradaki kasnakla dönüyor. Evet arkadaşlar, kasnağımızı söktük. Şurada bir lastik olacak. Şöyle yukarıya doğru gidiyor. Şuradan şu kasnağı çeviriyor. Burada bir mekanizma ile altta bir çubuk iniyor. Şu an tam görünmüyor ama şu içeride kasnak sistemiyle şuradaki alttaki tabağı çeviriyor. Evet arkadaşlar, takacağımız lastikler bunlar. Bunlar nerede bulabilirsiniz? İşte bu pazarda satılan yumurtacılar yumurtaları bu lastiklerle sarıyorlar. Ya da bir serum lastiği diyorlar. O tarz lastikler. Aslında şunun genişi olması lazım. Şöyle lastik olması lazım ama orijinalinde. Onu bulamıyoruz. Şu anda böyle iki tane ya da üç tane koyacağım. İki taneyi deneyeyim bakayım nasıl olacak.
Lastiği taktık. Yani tek şöyle ikili takacaktım. Lastiğin boyu bayağı uzun geldiği için tek lastik kullandım. Şöyle ikiye katladım. Şu şekilde. Biraz katlandı ama çalışacağını mı diyorum. Şimdi emaneten taktım. Şimdi fişini takıp bir deneyeceğiz. Bakalım çalışıyor mu? Evet. Şöyle bakalım. Taslak. Evet. Evet. Şu an bir sıkıntı görünmüyor. Evet, çalışıyor. Şu an sonra tabağı da döndürüyor. Bakalım. Evet. Şu an sizi göremiyorsun ama evet, tabak dönüyor. Evet. Bu tek lastik iki kat yaptım. Bu lastik böyle birbirinin üzerine geçiyor. Yani büyük ihtimalle bu geçici bir çözüm oldu. Bu lastik tekrar kopacak gibi. Çünkü üst üste binmesinden dolayı sürtünerek herhalde tekrar kopacak, öyle tahmin ediyorum. Bu biraz geçici oldu ama daha geniş, bir yarım santim genişliğinde bir lastik bulmam lazım. O ebatlarda. Onu bulunca tekrar yapacağım. Ama şimdilik şu an işimizi görüyor. Mikrodalgamız tamir oldu. Bu tarz arızalarda yapmanız üzere umarım yardımcı olmuşumdur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.